Bizim ülkemizdeki meseleler konuşulurken o an itibariyle bir takım art niyetli insanların yani o sorunları çıkardığı yönünde bir yaklaşım sergileniyor. Bu bilhassa Kürt meselesiyle ilgili böyle. Kürt meselesinde çok şiddetle böyle bir yaklaşım geçerli olsun istiyorlar. Yani şu an itibariyle bir şiddet eylemi söz konusu oldu. Bu şiddet eylemini de art niyetli insanlar yaptı. Sorun bundan ibarettir gibi. Ama aynı yani Türkiye yöneticileri Filistin sorununa öyle yaklaşmıyorlar. Mesela bu kadar sivillere yönelik bir eylem olduğunda dahi dediler ki yani bu olayda da fevri davranmayalım, itidalli olalım, çözüm vizyonuna sahip olalım ve bütün meseleleri güç kullanma yoluyla çözmeye çalışmayalım dediler. Şimdi yani Filistin'deki sorun, Filistin sorunu da yani bizim ülkemizdeki yani Kürt sorunu hiç Kürt sorunu değil mi? Yani bir kimliğin haklarını isteme sorunu değil mi? Konusu değil mi? Bu yani sadece bu son yıllarda yaşadığımız bir sorun mu? Yani bu ta yani Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren aslında tartışmalı bir durum değil mi? Hatta Cumhuriyet öncesinde Osmanlı İmparatorluğu dağılıyorken yani bir imparatorluk olmak var, bir de ulus devlet olmak var. Bu önünüze bir sorun çıkarmaz mı? Yani daha önce bir imparatorluktunuz. Onun içerisinde yani tek bir ulus yoktu. Birçok ulus vardı. Bir süre sonra sadece Türk ulusu vardı buraya demeye başladığınızda. Yani bu Tanzimat dönemine kadar gidiyorum. Yani sorun çok gerilerden beri gelmiyor mu? Ve bütün dünyanın yaşadığı bir tür sorun değil mi? Bu anlamıyla da yani Kürt hareketinin dile getirdiği bu tip bir sorun yok mu diye düşünmeliyiz. Bu tam bir kıyaslama yapabileceğimiz bir konudur ve kıyaslamalar yapmalıyız. Dünyanın birçok bölgesinde zaten hayatta, dünya tarihinde sınırlar değiştiği için, uluslar farklı yerlerde, farklı bölgelerde bulunabildiği için, dünyanın neredeyse her ülkesinde böyle bir kimlik tartışması vardır, bir ulus tartışması vardır. O anlamıyla fakat şu anda önümüze çıkmış olan, yani Filistin sorununun tartışılması bana göre Kürt meselesiyle karşılaştırılabilir bir şey. Yani sonuçta Kürt hareketi de verdiği mücadelede diyor ki benim hedeflerim şunlar şunlardır. Yani dilimi şöyle kullanmak istiyorum. Kendi yani statüm şöyle olsun istiyorum. Yani bu şu dönemlerde şöyle tanımlanmıştı. Bunun böyle yapılması iyidir, doğrudur. Hakkın gereği budur diyor ve bir sorunu dile getiriyor. Yani bu Filistin sorununu ele almamızın vesilesiyle bence Kürt meselesinde böyle ele almalıyız ve Kürt meselesinde ihmal ettiğimiz her yönü açığa çıkartmalıyız. Mesela biz kendimize niye demiyoruz fevri olmayalım diye Kürt meselesiyle ilgili, Rojava ile ilgili. Rojava ile ilgili niye kendimize hiç itidalli olalım demiyoruz? Rojava ile ilgili niye kendimize yani burada yani bir genel bir yani çözüm vizyonuyla konuşalım demiyoruz? Yani bunların hepsini diyebiliriz ki çeşitli dönemlerde bu denildi de hatta AKP hükümeti tarafından denildi bir yani çözüm süreci söz konusu olduğunda denilmişti bunlar. Bunlar denilebilir o açıdan yani olaylara. Yani bu son dönemde yani Erdoğan'ın Filistin meselesiyle ilgili koymuş olduğu yaklaşımda bakılabilir. Yani mesela eğer Filistin'deki o sorunlara fevri yaklaşmayalım diyebiliyor isek, Türkiye yani devletinin yöneticileri böyle diyebiliyorlar ise şu söz ön plana çıkıyor olamaz o zaman. Yani bu diğer konulara ilişkin bir gece ansızın gelebiliriz. Şimdi fevri olmamak gerekir. Bir gece ansızın gelebiliriz. Yani ne başı belli, ne sonu belli, ne yeri, bölgesi belli. Bir şiddet yani ihtimali ileri sürülüyor burada. Bazı olaylar yaşanmışken kendimizden pay biçmemiz ve bazı karşılaştırmalar yapmamız dünyada yönümüzü tayin etmek açısından yararlı olacaktır. Yahudi toplumuna yönelik 2. Dünya Savaşı esnasında bu şehirden o şehire, bu şehirde bulunan Yahudilerin bir toplama kampına götürülmesi yönünde bir tutum söz konusu olmuştu. Vagonlara doldurularak Yahudi toplumu bir şehirden bir şehre taşınmaya çalışıldı ve bu tarihte herkesin kınadığı bir durumdu. Herkesin olmaması gerekirdi dediği bir durumdu. O yüzden şu anda bütün Yahudi toplumuna dönerek söylemek istiyorum. Şimdi siz de Filistinlilere şöyle demeyin. Siz kuzeyden güneye gidin. Yoksa sizi bombalarız demeyin.
Yani siz bunu yaşamış bir toplumsunuz. Onun olgunluğuyla davranmak gerekirse böyle bir sözü sarf etmemek gerekir.